Gobeller merhaba. 24 numaralı ünitemizin 10 numaralı köşe taşında kalmıştık arkadaşlarım. Hemen burayı da bir halletmeye çalışalım. Şöyle odaklanma sorununu bir çözeyim ben bakayım nasıl olacak. Güzel gözüküyor arkadaşlarım. Hemen başlıyorum dostlar. Bir işi 12 işçi 36 günde bitirebilmektedir. 12 işçi bu işin 3 bölü 4'ünü yaptıktan sonra diyor. Şimdi bak 36 günlük bir iş var arkadaşlar elimizde. Şöyle bu 36 parça iş olsun. Şimdi bunun 3 bölü 4'ü demek hemen 36'nın 3 bölü 4'ünü hesaplıyorum ki 4'e böldük 9, 9 kere 3, 27 parçasını yani 27 günlük parçasını bitirmiş. Geriye 9 günlük iş kaldı. Şimdi normalde 12 işçi çalışsaydı burada, 12 işçi 9 günde bitirecekti bu işi. Diyor ki 3 işçi işi bırakıyor diyor kardeşlerim. O halde 9 işçi kaç günde bitirir diye bir soru soralım biz de. Ne diyoruz? 27 günlüğünü bitirdiler. Burası bitti zaten. Şimdi burada 12 işçiydi. 12 işçi devam etseydi 9 günde bitirebileceklerdi bu 36 günlük işi. 9 günlük işleri kalmıştı. Ama 3 işçi gitti. Kaldı 9 işçi. Acaba diyorum 9 işçi kaç günde bitirir diye bir soru soralım diyorum hemen. Tabii şimdi burada işçi sayısı azaldığında işin bitme süresi artacak. O yüzden ters orantı yapacağız dostlarım. Yani 12 ile 9'u yan yana çarpıyorum. Bir de 9 ile x'i çarpıp eşitleyeceğim. X de buradan 12 çarpı 9 bölü 9 gelecek. 9'lar gitti. Demek ki burayı da 9 işçi 12 günde bitiriyor dostlarım. 27 gün önceden bitti. 12 günde buradan toplam 39 günde işin tamamı bitti goberler. Hemen ikinci sorumuza bakalım. 12 işçi bir işin 1 bölü 3'ünü 10 günde yapıyor. E o zaman 12 işçi 1 bölü 3'ünü 10 günde yapıyorsa tamamını yani 3 katını 30 günde yapar dostlarım. 12 işçi 30 günlük bir iş yapıyor şimdi. Aynı nitelikte 8 işçi aynı işin 1 bölü 5'ini kaç günde yapar diye soruyor. Biz şöyle yapalım. 8 işçi şimdi 12 işçi 30 günde tamamını bitiriyor. Acaba 8 işçi tamamını kaç günde bitirir diye bir soru soralım öncelikle. Hemen yine ters orantımı kurdum dostlarım. Çünkü işçi sayısı azaldı, bitme süresi arttı. Biri azalıp biri artarken ters orantı. Yan yana çarpma yapıyorum. Yani 12 çarpı 30 eşittir 8 çarpı x diyorum. Hemen 8'e böldüm her iki tarafı. 8'e böldüm 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 15. 45 günde. Şimdi 45 günde tamamını bitirdiklerini bulduk biz arkadaşlar. Ama bize 1 bölü 5'ini soruyor. İster yine orantı kurun, isterseniz 45'i 5'e bölün direkt arkadaşlarım. 9 çıkacak. Orantıyla da çözelim. Tamamını yani birini 45 günde bitiriyorsa tamamı dediği zaman birini alacağız. Acaba 1 bölü 5'ini kaç günde bitirir diye bir orantı kuruyorum dostlar. İşin bitecek olan işin belli bir kısmını bitirmemizi istiyor. Yani iş miktarı azalıyor. O zaman biteceği gün de azalır arkadaşlar. 5 katı kadar azaldıysa bu da 5 katına düşecek. 9 azalmış olur. 9 olacak dostlar. Şimdi geldik şuna. Aynı kapasitedeki 4 makine bir işi 20 günde yapabilmektedir. O zaman 4 çarpı 20'den biz 80 parçalık bir iş uyduralım arkadaşlarım. Şöyle 80 parçalık bir iş olsun elimizde. 80 parçadan oluşsun bu iş. Birinci gün bu makinelerden biri, ikinci gün ikisi, üçüncü gün üçü, sonraki günlerde dördü beraber çalışıp işi bitiriyorlar diyor. Şimdi bir makinenin bir günde bir iş yaptığını söyledik biz arkadaşlar. Bir makine bir parça iş yapsın. 4 makine 4 parça iş yapar. 20 günde de 80 parça iş yapıyoruz arkadaşlar. Bizim yapacağımız iş 80 parça iş olsun dedik. Şimdi birinci gün bir makine çalışıyor dostlarım. Birinci gün diyeyim şuraya ben. Ve burada bir makine çalıştı. Bir parça iş yaptı o zaman. İkinci gün iki makine işe girdi. İki makine iş yaptı. Dolayısıyla iki parça iş yapılmış oldu. Üçüncü gün diyelim arkadaşlarım, üç parça iş yapıldı. Dördüncü gün dört parça iş yapıldı. Çünkü dört işçi var artık.
Sonraki günlerde de hep 4 makine birlikte çalışıyor. Yani 5. günde arkadaşlarım yine 4 parça iş yapıldı. 6. gün yine 4 parça, 7. gün yine 4 parça şeklinde gidiyor bu böyle. Acaba diyor, işin tamamı kaç günde bitmiştir diye bir soru soruyor. Şimdi bir kere 80 parça iş var dedik. Şurası 6 parçayı burada yaptık zaten arkadaşlarım. İlk 3 gün 6 parça yapıldı. Geriye kalan günlerde ise hep 4 parça 4 parça gittiğimiz için belli bir sayıda, yani x tane 4 parça iş yaptık ve 74 parçaya tamamlamamız lazım bunu. 74 parçalık işimiz kaldı. Bak, ilk 6 parçayı burada yaptık, kaldı 74 parça. Her gün 4 parça yapa yapa kaç günde acaba 74'ü tamamlarız diye soruyorum. Hemen 74'ü 4'e böldüm. 1 kere 4, 4 çıkarttım. 3, 34'te 4 kaç kere var? 8 kere var. 8 kere 4, 32. 32 çıkarttım. 2 kaldı. 2 de yok. Bir virgül attım, bir sıfır koydum. 20'de 4, 5 kere. 18,5 günde de 4 parça 4 parça yaparak 74 parçayı tamamlıyoruz. 18,5 gün. 3 günde baştan yaptık arkadaşlarım. Toplam kaç gün yaptı? 21,5 gün bütün işin bitme süresidir diyebiliriz. Hadi şuna bakalım. Eş verimli 18 işçinin 10 günde yapabildiği bir işin. Bak, yine aynı mantıkla çözelim mi bunu dostlarım? Şimdi işin tamamına ne diyeceğiz biz? 18 çarpı 10'dan 180 parça iş olsun. Yarısı bitince diyor. Yarısını bitirelim şimdi dostlarım. 90 parçayı biz bitirdik. Kaç günde? Tamamını 10 günde bitiriyorduk ya normalde. 5 gün burası için geçti. Kaldı 5 gün daha. Kalan işçiler normalde çalıştıklarından 5 gün daha fazla çalışıyorlar. Şimdi bakın, kaç işçi vardı burada çalışırken? 18 işçi. Şimdi burada ne kadar işçi kaldı? 18 eksi x işçi. Belli bir sayıda işçiler ayrılmış. Burada kaç gün çalıştılar? Normalde 5 gün çalışacaklardı. 5 gün fazla çalışıyorlar. 10 günde çalışıyorlar burada. Ne kadarlık iş yapacaklar? 90 parçalık işi yapmak zorundalar. Kaç işçi ayrılmıştır diye soruyor. Hemen şöyle yapıyorum. 18 eksi x işçi 10 günde 90 parçalık işi bitirmek zorundalar. O zaman birer sıfırı sildim. X'i buraya, 9'u buraya attım. 9 eşittir x kaldı. Demek ki 9 kişi işten ayrılmış dostlarım. 9 kişi kalmış geriye. Zaten farkındaysanız işin bitme süresi 5 gündü normalde. 2 katına çıktı. Demek ki işçi sayısı yarısına düştü diyebilirdik. Böyle de bir mantık kurabilirdik. 9 işçi ayrıldı diyebilirdik dostlarım. Evet, 10 numarayı gömdük. Hemen 11'i aldık önümüze. Havuz sorusu diye gibi gözüküyor. Evet, A musluğu boş bir havuzu 15 saatte dolduruyor. Pekala. Odaklanmaya bakıyorum arkadaşlarım. Şu anda sesim yükseldi muhtemelen. Telefona bayağı yaklaştım çünkü. Ne diyor? A musluğu boş bir havuzu 15 saatte dolduruyor diyor Gobeller. Tamam. Havuzun dibindeki B musluğu ise dolu havuzu 27 saatte boşaltıyor. Peki. A musluğundan akan su miktarı %50 arttırılıp, evet, bu tarz sorularımız da vardı. Bunları da görmemiz iyi oldu. Şimdi bakın arkadaşlarım. A musluğu için konuşalım biz. A musluğunun miktarı %50 arttırılıyor. Şimdi yüzdeli miktar olduğu için ben ilk baştaki miktarına 100 diyelim. 100 gücüyle akıyor diyelim. 100 gücüyle aktığında 15 saatte dolduruyormuş diyelim. %50 arttırılırsa diyor. %50 arttırmak demek 150 yapmak demek. 150 ile akarsa acaba ne kadar sürede doldurur diye bir soru soruyoruz hemen dostlarım. Tabii şimdi bakın, güç arttığı zaman işin bitme süresi de azalacak. Yani burada bir artış var, burada da bir azalış var. O zaman ters orantı kuracağız. Yani 100 ile 15'i çarpıp 150'ye böldüğümüzde x'i bulacağız dostlarım. Hemen birer sıfır gitti. 15'ler gitti. 10 saat. Yani A musluğunun yeni durumu 10 saat oldu. Şimdi aynı şeyi B için de söyleyecek. Bakalım B için ne diyordu? B normalde 27 saatte dolduruyordu. Yani 100 gücüyle 27 saatte dolduruyordu. %10 azaltılıyormuş arkadaşlarım. O zaman 90 gücüyle ne kadar zamanda doldurur diye soruyorum.
Hemen yan yana çarpmamı yaptım. 100 çarpı 27 bölü 90 dedim. Birer sıfır sildim. 9'a böldüm. 3, 30 saatte bu sürdü. Yalnız bu boşaltıyor galiba, değil mi? Evet, boşaltıyor. B musluğu, dolu havuzu boşaltıyordu. Şimdi 30 saatte boşaltıyor. %10 azalınca gücü. İkisi birlikte ne yapar diye soruyor. Şimdi A musluğuna ne oldu en son? 10 saatte dolduruyor. Eksi. B musluğu 30 saatte boşaltıyor. İkisi birlikte x saatte dedik. 1 bölü x'i yazdık. Hemen payda eşitledim arkadaşlarım. 3 ile 1 ile çarptım burayı. 3 eksi 1 bölü 30 eşittir 1 bölü x. 2 bölü 30 eşittir 1 bölü x. Her iki tarafa aynı anda takla attırdığımda x eşittir 30 bölü 2'den 15 geldi goberler. Evet. Zıbıdılar, şuna bakalım. Bir havuzu A musluğu 18 saatte dolduruyor. B musluğu ise 24 saatte boşaltılıyor. A musluğunun akış hızı %20 arttırılır. Bakın aynı soru arkadaşlarım. Hiçbir farkı yok. Bence burada bir videoyu durdurun. Hemen kendiniz devreye girin. Bakın şimdi ben A musluğu için tekrar yapıyorum. A musluğu normalde 100 gücüyle doldururken 18 saatte dolduruyordu. %20 arttırdığımda 120 gücüyle ne kadar zamanda doldurur diye soruyorum. Hemen ters orantımı kurdum. 100 çarpı 18 bölü 120'dir x dediğimiz şey. Birer sıfır sildik. 6'ya böldük 2, 6'ya böldük 3. 2'ye böldük, 2'ye böldük 5. 3 kere 5, 15 saat bununki çıktı. Şimdi B musluğu için konuşalım hemen şu kenarda. B musluğu. B normalde 100 gücüyle 24 saatte boşaltıyordu, değil mi dostlarım? Bununkini ne yapıyorum? %20 azaltıyormuşuz bunun gücünü. Hemen %20 azaltalım dostlar bununkini. Yani 80 olsun. Bakalım ne kadar sürede doldurur diyor. Hemen buluyorum dostlarım. 100 çarpı 24 bölü 80 eşittir x. Birer sıfır sildim. 8'e böldüm, 8'e böldüm. 3 x eşittir 30 saat dedim. Bunun da yeni boşaltma süresi. Peki ne diyor? İkisi birlikte havuzu kaç saatte doldurur? O zaman 1 bölü 15 eksi 1 bölü 30 diyorum eşittir 1 bölü x. Hemen burayı 2 ile çarpıyorum. 2 eksi 1 bölü 30'dan 1 bölü x çıktı. 1 bölü 30 eşittir 1 bölü x. Takla attırdım her iki tarafa. X eşittir 30'u paketledim gobeller. Geldik şuna. Bakalım ne diyor bu amca? Boş bir havuzu 24 saatte dolduran bir musluktan birim zamanda akan su miktarı, bak şimdi aynı soru, az öncekinin aynısı kardeşim. Bu sefer A ve B musluğu yok, bir tane musluk var. Hemen diyorum ki 100 gücüyle 24 saatte dolduruyorsa %20 azalttım, yani 80'e düşürdüğümde ne kadar saatte dolar? Yan yana çarpmayı unutmayın, ters orantı çünkü var burada. 100 çarpı 24 bölü 80'dir x dedim. Birer sıfırı sildim. 8'e böldüm, 8'e böldüm 3. 3 kere 10, 30'dur sorumuzun cevabı dedik dostlar. Şuna bakalım bu ne diyormuş, bir görelim arkadaşlarım. A musluğu boş havuzu 24, B musluğu 12 saatte doldurmaktadır. A musluğunun akış hızı 1 bölü 5 oranında. Dostum bak 1 bölü 5 diyor bu sefer, yüzde vermemiş. O zaman biz 5K gücü diyelim mi ilk başta? 5K gücüyle A musluğu 24 saatte dolduruyordu. 1 bölü 5 oranında arttırdım. 5K'nın hemen 1 bölü 5'ini alırsak 1K yapar. 1K arttırdım. 6K olursa akış hızı ne kadar sürede doldurur diye bir soru sordum. Hemen bulalım burayı dostlarım. Ne diyoruz şimdi burada? Yan yana çarpma yapmayı unutmayalım. 5K çarpı 24 bölü 6K eşittir x olur. K'lar gitti. 6'ya böldüm, 6'ya böldüm 4. 5 kere 4 oldu 20 saat. Bununki 20 saate düştü. Şimdi B'yi bulalım aynı şekilde. Hemen şurada da B'yi bulalım kenarda. Normalde 5K gücüyle kaç saatte dolduruyordu bu? 12 saatte. 1 bölü 5 oranında azaltılırsa diyor. Yani 1K azaltın diyor. 4K olursa ne kadar sürede dolar diye soruyor bize. Yan yana çarpmamı yapıyorum. 5K çarpı 12 bölü 4K eşittir x. K'lar gitti. 4'e böldüm, 4'e böldüm 3. 3 kere 5, 15 saatte bununki çıktı.
Şimdi ikisi birlikte ne kadar sürede doldurur diye bir soru sormuş. Hemen ne yapıyorum? Birincisi 1 bölü 20 artı ikincisi 1 bölü 15 eşittir 1 bölü x diyorum. Payda eşitleyelim gobeller. 60'da eşitleniyor. 3 ile 4 ile çarptım burayı. Ne oluyor? 3, 4 de buradan 7 bölü 60 geliyor 1 bölü x. İki tarafa da takla attırın. 60 bölü 7 çıktı. X dediğimiz zıbazingo. Evet, 11'i de gördük. Hemen 12 numarayı aldık önümüze. Bakalım bu ne diyor arkadaşlarım, 12 numara. Şimdi burada da yine havuzlu sorularımız var dostlarım. Şöyle bir okuyalım birinci soruyu. A musluğu boş bir havuzu 6 saatte dolduruyor. C musluğu dolu havuzu 12 saatte boşaltıyor. Havuzun ortasındaki B musluğu ise kendi seviyesine kadar 12 saatte boşaltıyor. Havuz boş iken 3 musluk açılırsa havuz kaç saatte dolar? Güzel, basit, klasik bir havuz problemi sorusu olmuş arkadaşlarım. Bakın şöyle yapacağım. Havuzu kaç parçaya bölmüş bu adam? 2 parçaya. Ben de 2 parçaya bölüyorum arkadaşlarım. Şimdi B musluğunun olayı şu. Havuz B musluğu, bu ortalarda bulunan musluklar sadece kendi üstlerindeki kısımda devreye girerler. Şurada devreye giriyor B musluğu. Yani şöyle söyleyeyim. Şu üst kısımda çalışırken hem A hem B hem de C çalışıyor. Şu alt kısımda çalışırken dostlarım B devreden çıkıyor. Çünkü B'nin burada bir boşaltabileceği su yok. Burada sadece A ile C çalışacak dostlarım. Şimdi ben de o yüzden havuzu iki parçaya böldüm. Önce şu birinci parçasının bir zamanını bulalım. Sonra ikinci parçasını bulalım. Şimdi birinci zamanı bulurken A ile C çalışıyor. O zaman şöyle yapacağım. 1 bölü A artı 1 bölü C diyeceğim. Ama C boşaltıyormuş. Eksi 1 bölü C diyeceğim. Eşittir ikisinin birlikte yaptığı süre. 1 bölü X diyeceğiz. Burada bir de şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi A musluğu boş havuzu 6 saatte, bak tamamını 6 saatte boşaltıyor. Ama ben yarısından bahsediyorum. A'nın burada saatini yarısını alacaksınız. 6 diyorsa 3 alacaksın. Yani 1 bölü 3 eksi C'ye bakalım. Bak C de havuzun tamamını 12 saat miydi? Evet, 12 saatte boşaltıyor. Burada da yarısını alacağım C'nin arkadaşları. 1 bölü 6 diyeceğim. Eşittir 1 bölü x. Hemen buradan yarısı için geçen süreyi buluyoruz dostlarım. Payda eşitleyelim. 2 ile çarpalım. 2 eksi 1 bölü 6 olur. Yani 1 bölü 6 gelir burasının sonucu. 1 bölü 6 her iki tarafa takla attırırsam x eşittir 6. Bak burası 6 saatteymiş. Yarısı 6 saatte. Şimdi diğer yarısını bulacağım. Sakın orası da 6 demeyin arkadaşlarım. Çünkü orada artık 3 musluk da devreye giriyor. Hem A hem B hem C. Şimdi yine burada da 1 bölü A diyeceğiz. Eksi 1 bölü C. Eksi 1 bölü B diyeceğiz dostlarım. Eşittir 1 bölü X. Şimdi yine A'yı yazarken yarısından bahsediyorum. Bak havuzun tamamını 6 saatteydi. Yarısını yazarken arkadaşlarım 1 bölü 3 demeyi unutmayın. C de tamamını 12 saatte boşaltıyordu. O zaman C de tamamını 12 ise yarısını 6. B de dikkatli olacaksınız dostum. B musluğu ise kendi seviyesine kadar 12 saatte boşaltıyor. Zaten B musluğu burada devreye giriyor. O zaman B şurada zaten çalışıyor sadece. Burayı 12 saatte boşaltıyor diyor. O yüzden 1 bölü 12 yazıyorum. Tamam mı arkadaşım? Yani B musluğu havuzun tamamını 12 saatte boşaltırdı deseydi, o zaman buraya da yarısını yazacaktım. Eşittir 1 bölü x diyorum. Şimdi payda eşitleme kısmı. 4 ile 2 ile çarpalım bunu. Şöyle oldu. 4 eksi 2 eksi 1 bölü 12 eşittir 1 bölü x oldu. 4'ten 2 çıktı. 2. 2'den 1 çıktı. 1. 1 bölü 12 1 bölü x. X eşittir 12. 12 saatte de burası da oldu arkadaşlarım. Toplam ne kadar zaman geldi? 18 saat geldi goberler. Hemen 2 numaradayız. A musluğundan 1 saatte akan su miktarı B musluğundan akan su miktarının 3 katıdır diyor arkadaşlarım. A'dan akan su miktarı B'den akan su miktarının 3 katıdır. Havuz boş iken 2 musluk aynı anda açılırsa havuz 35 saatte doluyor. B musluğu kapalı iken A musluğu havuzu kaç saatte doldurur diye bir soru sormuş bize.
Hemen bakalım şimdi arkadaşlarım. Şurada yükseklikler h'a 2h olmuş. Ben bu yükseklikleri şöyle yapayım arkadaşlarım. Burayı bir şöyle h'a h olacak şekilde bir parçalayayım. Hepsi eşit olsun. Şimdi şurada şu kısımda sadece a çalışıyor arkadaşlarım. A musluğu çalışır bu durumda. Ama şurada a ile b ikisi ortak çalışacak. Ben şimdi diyeyim ki burası x saatte doluyormuş. O zaman burası da x saatte dolsun diyelim. Şimdi şurayı konuşalım arkadaşlar. Burası bakalım ne kadar zamanda dolacak. Şimdi burası h yüksekliğindeki bir kısım. Biz diyelim ki burada hem a hem b çalışıyor. A'nın bir h yüksekliğini doldurma süresi nedir? X saat. O zaman b'ninki ne olacak? Çünkü akan 3 saat olacak ki 3x saat. B musluğu daha yavaş akıtıyormuş. Hatta A 3 katı kadar su akıtıyormuş. Demek ki A 3 saat yani 3 katı kadar daha kısa sürede dolduruyor. A 1 saatte dolduruyorsa B 3 saatte doldurur. A x saat doldurursa B 3x saatte dolduracak. Şimdi ben şu üst tarafı yapıyorum dostlarım. 1 bölü x A'nınki eksi 1 bölü 3x de B'ninki. Eşittir diyorum. Acaba burada ne kadarlık bir zamanda çalışırlar diye bir soru soruyorum dostlarım. 1 bölü t diyelim ona da. Peki 3 ile çarptık. 3 eksi 1'den 2 bölü 3x eşittir 1 bölü t. Yani t eşittir 3x bölü 2 zamanda buradan geçti. Yani şurası için de 3x bölü 2'lik bir zaman geçti. Peki toplam 2x artı 3x bölü 2 geçti arkadaşlarım ve bu 35 saate denkmiş. 2 kere 2 4, 3 daha 7x bölü 2 eşittir 35, 7x eşittir 70, x eşittir 10 geldi. Demek ki şurası 10 saatte doluyor. A musluğu havuzu kaç saatte doldurur? A musluğu burada 10 saat, burada da 10 saatte doldurur. Burayı da 10 saatte doldurur. Toplam 30 saatte tüm havuzu doldurabilir arkadaşlar. Evet geldik 3 numarayı okuyalım şimdi. A musluğu boş havuzu, boş havuzun orta yüksekliğindeki B musluğu kapalıyken 12 saatte. Açıkken de 24 saatte dolduruyormuş arkadaşlarım. Bakalım şimdi mevzuyu. Buna göre havuz doluyken B musluğu havuzu kendi seviyesine kadar kaç saatte boşaltır? Şimdi bir daha okuyalım arkadaşlarım bu soruyu. A musluğu boş havuzu orta yüksekliğindeki B musluğu kapalıyken 12 saatte dolduruyor. Şimdi tamamını 12 saatte dolduruyormuş arkadaşlarım. B musluğu kapalı. Yani sadece A musluğu çalışırken 12 saatte doluyor. O zaman yarısına kadar doldurduğunu düşünelim sadece. Yarısını 6 saatte doldurur mu arkadaşlarım bu 12 saatte tamamını dolduruyorsa? 6 saatte yarısını doldurur. Ama B musluğu açıkken diyor yine buraya kadar 6 saatte doldurur arkadaşlarım. 6 saat buradan geçer. 24 saatte dolduruyor diyor B musluğu açıkken. 24 saatte dolduruyor diyor arkadaşlarım. Yani o zaman şöyle diyelim biz. 24 saatte madem ki tamamını dolduruyor bunun. Ne kaldı geriye? 6 saat buradan geçiyor. 24 saat kaldıysa arkadaşlarım 24'ten 6 çıktı. Şu kısımda 18 saatte doluyormuş diyebiliriz o halde. B musluğu açıldığında. Yani A ile B şurada devrede birlikte çalışıyorlar arkadaşlarım. Havuz doluyken B musluğu havuzu kendi seviyesine kadar kaç saatte boşaltır? Şimdi şurada 18 saatlik zamanda hem A hem B devrede. A zaten yarısını 6 saatte dolduruyordu. Yani A'nın buradaki çalışma zamanı 6 saat. B'ninkini bilmiyoruz. O zaman 1 bölü 6 eksi 1 bölü B eşittir 1 bölü 18 diyelim dostlarım. Hadi 1 bölü B'yi bu tarafa atalım. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 18 eşittir 1 bölü B gelir. Şurayı 3 ile çarpalım. 3, 1 çıktı. 2 bölü 18 eşittir 1 bölü B. Takla attırdım her iki tarafa. B eşittir 18 bölü 2. Yani 9 çıktı sorumuzun cevabı. Evet. Son sorumuza bakalım bu köşe taşımızın. A musluğu dolu havuzu 18 saatte boşaltıyor. Tamam. B musluğu bulunduğu seviyeden yukarısını boşaltabilen bir musluktur. Zaten öyle olmak zorunda. A ve B muslukları birlikte açılırsa dolu havuz 10 saatte boşaltıldığına göre
A ve B muslukları birlikte açılıyormuş dostlarım ve dolu havuz kaç saatte boşaltılıyormuş? 10 saatte boşaltılıyor. Peki. A musluğu dolu havuzu 18 saatte boşaltıyor. Bak yine ben şu iki haçlık yüksekliği haş 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 diye ayırdım burayı şimdi dostum. A musluğu 18 saatte şu 3 parçayı da boşaltıyorsa bunlardan bir parçasını sadece 6 saatte boşaltmaz mı arkadaşlarım? Şimdi şuradan aşağısında zaten sadece A çalışıyor. Demek ki bu parça 6 saatte boşalacak. O zaman bunun üstündeki parça 4 saatte boşaltılacak arkadaşlarım. Yani şurası da 2 saat, burası da 2 saat sürüyor. Ve burada şu kısımda hem A hem de B çalışıyor. A ile B birlikte çalışıyor. Peki 4 saatte boşaltıyorlar. A burayı kaç saatte boşaltır? 6. B ne kadar zamanda boşaltır diye soruyoruz şimdi arkadaşlarım. Hadi burayı bulalım. Ne diyoruz şimdi? Şurada çalışma sürelerini bulalım. A 6 saatti ya. 2 parça da 12 saat sürer. 1 bölü 12. Artı B'yi arıyoruz zaten. 1 bölü B eşittir. İkisi için toplamda geçen sürede burada 4 saat. Yani 1 bölü 4 diyorum dostlar. Peki 1 bölü 12'yi buraya eksi olarak atalım. 3 ile çarpalım burayı. 3, 1 çıktı. 2 bölü 12 yapacak. Oradan da 12 bölü 2'den B eşittir. 6 geldi. Sorumuzun cevabı diyorum dostlar. Evet. Hadi bakalım şu son teste geçelim gobeller bir de. Bakalım ne diyor? Şekildeki havuzda AB eşittir, BC eşittir, CD. Havuz dolu iken 3 özdeş musluk birlikte açıldığında havuz 22 saatte boşaltılıyor. Şimdi bak, mesafeler eşitse biz de şöyle eşit eşit bölelim arkadaşlar. Dolu havuzu A musluğu kaç saatte boşaltır diye bir soru sormuş. Bakın ne yapıyorum şimdi. Şurada şu kısımda sadece A çalışıyor dostum. Ve ben diyorum ki A burayı 6T sürede boşaltsın. Şimdi birazdan niye 6 dediğimi daha da iyi anlayacaksınız. Şuradaki parçada şu kısım boşaltılırken hem A hem B devrede. Daha C devreye girmedi. B ile C yani iki musluk çalışıyor. Aynı iki musluk çalıştığı için çalışma süresi yarıya boş düşecek arkadaşlarım. O zaman burası 3T saatte de olacak. Boşalacak. Şimdi geldik şu son kısma. Bu kısımda hem C hem B hem A devrede. 3 musluk aynı anda devrede olduğu için arkadaşlarım çalışma süresi, bitme süresi ister istemez 3 parçaya bölünecek. O zaman 2T sürede de burası da olacak. Yani toplamda kaç zaman geçti? 9, 2 daha 11T süre geçti ve buna adam 22 demiş. O zaman T eşittir 2. T 2 ise demek ki burası 12, burası 6, burası da 4 saatte boşalıyormuş. Buna göre dolu havuzu A musluğu kaç saatte boşaltır? Sadece A var arkadaşlar. B ile C'nin olmadığını düşünün şimdi. A bu bir parçayı 12 saatte boşaltıyor muymuş? Bu bir parçayı da 12'de boşaltır tek başına. Bu bir parçayı da 12'de boşaltır. Yani 3 tane 12, 36 saatte tamamını boşaltır A. Şuna geldik şimdi. Bir duvarın yarısını iki işçi ördükten sonra şöyle bir duvar resmi çizeyim ben o zaman arkadaşlarım. Ve yarısını iki işçi örüyor. Burada iki işçi var. İki işçi daha katılıyormuş. Burada dört işçi var. Ve duvar 15 günde bitiyor arkadaşlarım. Şimdi iki işçi 2x günde bitirseydi 4 işçi sayısı arttı bakın. İşçi sayısı 2 katına çıktı. O zaman iş yarı zamanda biter. Yani x günde de 4 işçi bitirecek. Toplam 3x gün yaptı mı arkadaşlar bu? Ve buna 15 gün demiş. O zaman x eşittir 5 gün çıkıyor. Peki şurası demek ki 10 günde bitiyor. Ya da burası 5 günde bitiyor. Şöyle okuyalım o zaman. 2 işçi yarısını 10 günde. 2 işçi tamamını 20 günde yapar. 2 işçi tamamını 20 günde. O zaman bir işçi tamamını 40 günde yapacak dostlarım. Artık bu orantıları böyle ters orantı, mers orantı böyle çarpma çırpmayla yapmayalım arkadaşlarım.
Hani mantıklı düşünürseniz iki işçi 20 günde yapıyorsa düşünün, iki arkadaşsınız, kömürleri taşıyacaksınız birinci kattan beşinci kata. İki kişi 20 dakikada taşırsa bir kişi olsaydınız 40 dakikada biterdi gibi hayali bir şekilde pat 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 kurun bunlar artık arkadaşlar. Hadi bakalım yine şöyle bir havuzu 5 parçaya mı bölmüş? Kaç? 4 parçaya bölmüş. Biz de bölelim şöyle havuzumuzu. Şimdi şu en altta unutmayın. Burada sadece A. Burada hem A hem B. Burada A, B, C. Burada da A, B, C, D çalışıyor arkadaşlar. Bir havuzda şekildeki gibi eşit aralıklara 4 özdeş musluk yerleştirilmiştir. Havuzun dolu iken 4 musluk aynı anda açılırsa 10 dakikada boşaltılıyormuş havuz arkadaşlar. Bakın şimdi ben şu en alttaki süreye 12T diyorum. Şimdi 4'e böleceğim için az önce mesela birinci soruda 6T dedim. Bir 2'ye böldüm bir de 3'e. Hem 2'ye hem 3'e bölünen bir sayı seçtim o yüzden. Burada şimdi hem 2'ye böleceğim hem 3'e hem de 4 kişi çalıştığı için 4'e böleceğim bir de. O zaman burada A ile B çalışıyorsa süre yarıya düşer 6T. 3 musluk çalışıyorsa süre 3'e bölünür 4T. 4 musluk çalışıyorsa süre 4'e bölünür 3T. Ve toplam 12, 18, 22, 25T eşittir 10 dakikaymış. O halde T eşittir 10 bölü 25 dakika yapar. 5'e bölersem 2 bölü 5 dakika eder. Peki. Buna göre B musluğundan kaç saniye su akar diye bir soru sormuş bize. Şimdi B musluğu nerede devreye giriyor arkadaşlarım? B musluğu bakın şu üçünde devrede. Şu 3 katta devrede B musluğu. En altta yok. O zaman B musluğu için konuşmak istesem ben. 6 buradan, 4 de buradan 10. 13T süre konuştuk mu B musluğunu? 13T süre B musluğu hiç durmadan akar. 13T. 13 çarpı 2 bölü 5'ten ne yapıyor arkadaşlarım? 26 bölü 5 mi yapıyor bu da? 26 bölü 5 dakika bu akıyormuş kardeşlerim. Bize neyi soruyor? Kaç saniye akar diye soruyor. 26 bölü 5 dakika kaç saniyedir diye soruyor. 1 dakika 60 saniye ise 26 bölü 5 kaç saniyedir diye soruyorum. Doğru orantımı kurdum. 26 bölü 5 çarpı 60. Şurada yapıyorum artık. 26 bölü 5 çarpı 60. 5'e böl 5'e böl 12. 26 çarpı 12 çıktı. 12 elde var 1. 4, 1 de elde 5. 1 kere 6, 6. 1 kere 2, 2. 2, 11 elde var 1. 312 saniyeymiş. Sorumuzun cevabı Denizli geldi Gogeller. Evet, 4 numaradayız. Bir duvar 4 eşit parçaya bölünüyor. Hadi bölelim bir duvarı 4 eşit parçaya. Peki. Birinci bölümü bir işçi bitirdikten sonra bir işçi daha katılıyormuş arkadaşlarım. O zaman burada bir işçi çalışıyor. Burada iki işçi oldu. Böyle gidiyor mu devam ediyor? Evet, her bölümden sonra burası 3 işçi oldu. Burası 4 işçi oldu. Ve duvar 25 günde bitiyormuş. Şimdi bir işçi 12x günde burayı görsün. 12x. Şimdi burası aynı miktar. Ama işçi sayısı 2 katına çıktıysa yarıya düştü mü 6x? 3 işçi olduğu için 3'e böldüm 4x oldu. 4 işçi olduğu için aynı 3. sorunun aynısı aslında arkadaşlar. Musluk yerine işçi koyduk burada da. Ne diyorum? Burası da 4 işçi olduğu için 4'e böldük 3x süre. Toplam 10, 25x gün eşitmiş 25 günde bitiyor diyor zaten. X eşittir 1 gün çıktı arkadaşlar. Peki, buna göre duvarın tamamını bir işçi kaç günde örer? Arkadaşım bir işçi şu parçayı 12 günde örmüş olmuyor mu artık? 12x demiştik, 12 gün oldu. Bundan 4 tane örerse 4 çarpı 12'den 48 günde de tamamını bitirirmiş Gobeller. Evet arkadaşlar, 13 numarayı da gömdük. Artık durduk burada. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.